Arkadaşlar kanalıma ve videoya hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda başlıkta görmüş olduğunuz üzere Bukalemon araba lastikli misketimi röportaj videosunu çekiyoruz. Neyi ne kadar harcadığımı, neyi ne kadar yaptırdığımı size bahsedeceğim. Her şeyden önce şunu demek istiyorum. Hani misketi ben bu kadar paraya değil de şu kadar paraya mal edebilirim diyenler olabilir. Herkesin kendi fikri, herkesin kendi parası. Kimse bilemez. Yani ben bunu 100 lira da yaptırayım, 300 lira da yaptırayım diyen olabilir. Dediğim gibi herkesin kendi şeyi. Ben bu paraya motor alırım, ben bu paraya işte drift alırım, onu alırım, bunu alırım falan filan diyen olabilir. Örnek veriyorum sonuçta. Gidip motor alıp ben bu bisikletin paraya mal ettim. Bunu kimseden de çekinmem söylerim. Yani kimse bisiklete bu kadar para yatırılmaz falan filan dese de benim zevkim, bu benim hobim. Sonuçta ben böyle yaptım. Pişmanlı değilim yani, iyi ki de yapmışım. Dayalı döşeli bir araba lastikli bisikletim var. Mesela şunu da söylemek istiyorum hemen. Şunu şu kadar para verebilir mi? Ya da ben bu paraya değil de yarı fiyatını ben bunu yaptırabilirdim diyenler olabilir. Yaptırın, beni alakadar etmez. Herkesin kendi parası dediğim gibi. Ve videoya başlamadan önce sizden like ve yorum bekliyorum. Baykoz Kaş kanalının büyümesini isteyenler like ve yorum atabilir. Şimdiden teşekkür ederim atan ve paylaşan, like atan, yorum atan herkese. Başlayalım. Bisiklette görmüş olduğunuz şu şaseden başlıyorum. Orta şase ve ön maşa 60 liraya aldım. Ben bu şaseyi biraz pahalıya gelse de arka şaseyle birlikte yani sonuçta. Bu şase benim istediğim şaseydi. Daha önceden yaparsam bisiklet bu şaseden yapacağım demiştim. O yüzden bu şaseyi aramak biraz zor oldu, bulmak zor oldu. Ama değildi. Güzel oldu, şaseyi çok beğeniyorum. Benim için bisikletlerde en önemli şeylerden birisi renk ve şase. 60 liraya orta şase ve Bukalemon diyorum. Ön domlinle birlikte aldım. Arka şase yani şuradan itibaren geri arka BMW lastiği. İki tane double jant, piramit jant dediğimiz. Onu da 60 liraya aldım. Daha sonra en çok merak ettiğiniz, yani şu an bile 120 lira para gidiyor, öyle söyleyeyim. En çok merak ettiğiniz Bukalemon boya ne kadar? Bukalemon boya 350 TL arkadaşlar. Otomobil boyası. Zaten kanalda diğer videolarımızdan da izleyebilirsiniz. Ayrıca bisikletin toplama videoları da var. Part 1, Part 2, Part 3, Part 5 olarak. Onları da kanalda izleyebilirsiniz. Bukalemon boyası 350 TL otomobil boyası. Tabi internette satılan sprey Bukalemon'larla karıştırmayın. 100 liraya da var, 50 liraya da var. Yani benim gördüğüm kadarıyla tavsiye etmesem de renk değişimi o kadar belli olmuyor. Kalitesi de önemli benim için. Ondan güzel bir ve hiçbir masraftan kaçamadan düzgün bir bisiklet olmasını istediğim için otomobil boyası sattırdım. Arka boyamız beyaz görünse de Sedefli BMW özel boyamızdır. Kapalı alanda ya da karanlık yerlerde mor gözüküyor pembenin parlayan yerleri. Onu da 150 liraya falan geldi. Ben ekstra boya da aldım çünkü yanıma. Rutuş yaparım, nedir onun ismi, çizilir falan filan diye. Gramajına göre hesaplanıyor bu boyalar. Ondan arka boyada 150 lira para verdim. 150 lira para verdim aynen. Daha sonra hani bisikletin tamamen kanaldaki tüm videoları izleyenler bilir. Bisikletin farklı videosunda çok aynı kişiyi kendim yaptım. Ya da abilerimden sağdan soldan rica ettim. Kaynak makinesinin olanlardan işlerde. Yine de en son demirci Basri abimize gittik. Demirci'de en son işlemler yapıldı. Orta göbek. Ön amasörü. İyi akşamlar abla, sağ ol. Bisikletin çok kaynak işini kendim yapsam da en son demirci bastığımız ektik Çermel'deki. Demirci işlemleri orta göbek, ön amasör, ondan sonra kurucun arasında demir kaynattırma, ters gidon, başka iki jantın arasında ben demir attırdım. O da 120 TL para verdim demirciye. Bu arada BMW lastiğimiz özel V taban lastiktir, onu da söylemek isterim. Bakır kaplama, part 5'te galiba olması lazım. Direksiyon ve domlin maşiyi bakır kaplattı. Bakır kaplama 225 TL arkadaşlar. Bakır kaplamanın ikilaşa göre 2 katı ya da 1,5 katı diyebilirim. Daha pahalı. Daha fazla bir görüntüsü var ve daha fazla işlevi olduğu için 225 lira bana verdim. Bisikletimin önündeki helalar çalışıyor. Sadece bisikleti akü koymadığım için şu an herhangi bir bağlantısı yok. Ama normalde çalışır evde. Onları da 0,80 TL'ye aldım. Daha sonra mesela şunu da söyleyeyim. Bisikletin göbeğinde
Ben uzatma yapmadım. Şu görmüş olduğunuz göbekte normal araba lastikli bisikletlerin sıfır olduğu için yani oraya uzatma demir koymanız gerekiyor. Ben onu İzmir Çankaya'dan bir tane bisikletçiden uzun orijinal demir buldum. Bir tane vardı gerçi, ikincisi olsaydı onu alırdım da. Bir tane buldum, onu 35 liraya aldım arkadaşlar. En azından ek bir demir kaynak vesaire işlem yapmama gerek kalmadı göbekte, milde. Çift milde. İki tarafta da bilyeler var. Aynı şekilde yani tabii rahat, daha rahat dönmesini sağlıyor. Göbek demiri anlattık. Attırıcı, zincir, dişli, işte kesme aparatı da vesaire, attırıcısı, dişli. Orta göbeğin şeyi değiştirdiğim bisikletin üstünde başka bir şey vardı. Dişli vardı. O dişliyi değiştirdim, korumalı dişli taktım. Yani toplam bisikletin o işlerine de 30 lira para gitti arkadaşlar. Öyle bisikletin üzerinde her zaman olduğu gibi İzmir işini hani değildi. Genellikle İzmir'deki bisikletlerin çoğunluğu olan bir makam bayrağımız var, Türk bayrağı. Makam bayrağımız 30 lira arkadaşlar. Onlar mesela İzmir Çankaya'dan motorcu aksesuarından alabilirsiniz. Daha sonra şöyle söyleyeyim. Bisikletin üstündeki Y-Plus 5 yazıları, bu Kalemon Works. Sonra bu yanda RS'ye bak. Diğer tarafta Türk bayrağı ön aşağıda. Onlar destek kurucuya yani reklamcıya 30 lira verdi. Şu an toplam 1170 lira para gidiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Türkiye'de zaten paranın değeri kalmadı. Hani bunu kötülemek olsun diye söylemiyorum. Çoğu bisiklet parçası yarı fiyatındaydı. Bundan 2 yıl 3 yıl önce. Şimdi bütün fiyatlar uçmuş. Yanaklı lastik çifti 60 liraydı. Şu an teki 60 lira İzmir Çankaya'da. Yani şu görmüş olduğunuz işlemlere 1170 lira para harcadım. Tabi bunun ekstrası var. Bisikletin üzerinde. Arka jantı siyah boyadım. Ondan sonra lastiğin içini siyah boyadım. Ondan sonra tabi akar bakar var, ekstra masraflar var. Yani bunları toplam bir genel fiyat biçmek istedim. 100 lirada onları dediğin zaman 1270 lira bisikletin şu halde para gidiyor arkadaşlar. Dur. Ses yapmayın ayak sesi. Telefonları hiç sessiz alın lan. Hep sessizdi. Mesajla konuşuyoruz az önce 2 saat. Yani ıvır zıvır zıvır. Ivır zıvır zıvır. Ivır zıvırla da gitti. 100 lira da ona dediğimiz zaman arkadaşlar 1270 lira para gidiyor. Şöyle bir bisiklete. Söyleyeceğim başka bir şey var mı? Yok. Yani bisikleti satmayı düşünmüyorum ilk başta. Tabii şey ıvır zıvırın içinde fren kolları, papuç, fren teli, kablolar vesaire de var. Normalde el kadar takılı olmadığı zaman frenimiz aktif çalışıyor. Fren kolunu falan söktüm şimdi çalışmadığı için, kırıl durduğu için ama şuradan yanına görebilirsiniz. Fren kolları falan takılı her şey. Pabuçları kaldırıp tesisat falan çekildi. Sadece kolunu çıkardı. 1270 lira para gidiyor arkadaşlar şöyle bisiklet için. Bisikleti ilk başta satmayı düşünmüyordum. Tabi bisiklet yapınca insanın bir daha yapması geliyor, bir daha yapması geliyor. Daha farklı projeler yapması geliyor. O yüzden proje için bisikletimi satıyorum. Zaten eğer satarsam da hani şu an videoyu ne zaman paylaşırım bilmiyorum da satarsam açıklamaya eklerim. Veya belki de videoyu paylaşana kadar satılmış olur. Açıklamaya satıldı ya da satılmadı diye ekleyeceğim. Daha sonra söyleyeceğim başka bir şey var mı? Yok. Bence herkesin bir araba lastik bisikleti olması lazım. Keyfi, güzel. Sürüşü normal basit bisikletlere göre biraz daha zor. Çünkü arkada kurpala kalın bir ebatta lastik olmuyor hiçbirinde. Ama çektiği ilgi ve dikkat bence çok çok daha iyi normal bisiklete göre. Yolda durduranlar, polisler vesairedir. Hani ilgisi güzel. Dediğim gibi bisikleti baştan sona özenerek topladım. Hiçbir masraftan kaçınmadım. Her şey oluyorsa tam iyisi olsun, iyisi olsun dedim. Yapıyorsak tam yapalım dedim. Sıvı kapağımız bile bu kalem. Zaten bisikletin bir YouTube'daki bir önceki videodan izlerseniz bisikletin klip videosunu izleyebilirsiniz. Bisikletin orada detaylı klipleri var. Şarkı bölümü fragman tarzında. Bisikletin açık konuşmak gerekirse aksesuar bakımından eksik. Elciktir vesaire uzun yani yok. Çünkü bisikleti proje değişikliğinden dolayı satacağıma karar verdikten sonra ekstra bir şey yapmak istemedim. Yoksa akü koyup elleri de çalıştırdım. Tesisatını falan çeker. 10 numara güzel bir görüntüsü de sesi de olurdu. Başka söyleyecek bir şey yok arkadaşlar. Yine sizin bu kalemun araba lastikli bisikletinle ilgili sorularınız varsa yanıtlarım. Tekrardan kanala ve Bay